O zaman başlayayım 10. ayeti okuyarak. Söylemiştin 10. ayet diye. Onu hafıza kaydetmiş. Peki. Önemsedim mi kaydeder. Ne güzel. Önemsemesem kaydetmez. Şunların hiçbirine eğilme, uyma, çok yemin eden, bayağı alçak. Bak şimdi bir şey söylemişti, bir kural koymuştu. Felâ tutı'il mükezzibîn. Gerçeği yalanlayanlara sakın itaat etme. İtaat tabirini kullanmış. Şimdi bunun açılımını yapıyor. Yani bu okuyacağımız peş peşe birkaç ayet, o son bıraktığımız ayetin müfessiri ayetlerdir. Kur'an'da ayetler bir ayrıma göre de ikiye ayrılır. Müfesser ayetler, müfessir ayetler. Yani tefsir edilmeye ihtiyaç hissettiren ayetler, müfesser ve müfessir ayetler onları tefsir eden ayetler. Kur'an kendisinin yorumlanmasını istemekle kalmaz. Buna kendisi öncülük eder, kendi kendini yorumlar. Onun için ben insanlara diyorum ki Kur'an'ı okuyun. Okuduk da anlamadık. Bir senedir okuyorum, anlayamadım tam. Bu bir daha oku diyor. Yapanlar var. Geliyor diyor ki birinci de anlamadığım birçok şeyi anladım hocam. Kur'an'ın vaadi bu. Şimdi diyorum bir daha oku. Geliyor diyor ki birçoğunu daha anladım. Sen devam et. Sen bu gidişle beni de sollarsın diyorum adama. Kur'an kimsenin tek elinde değil. Bu kitabı gönderen, bu sözlerin sahibi olan kudret seni beni yaratandır. Bu kitap bize hitap ediyor. Bizi yaratan bizi tanıyor. O kitabı da göndermiş, onu da biliyor. Şimdi söyler misin bana? Bizi yaratan, bize hitaben gönderdiği, hayatımızı ışıklandırmak için gönderdiği kitabı bizim anlayamayacağımız bir kitap yapar mı? Tabii ki, elbette yapmaz. Onlarca yerde yemin ederek diyor ki hayır öyle yapmadım. Rahat anlarsın, okuyun. Kalem suresinde kalmıştık 11. ayette. İsterseniz onu okuyarak devam edelim. Şimdi şunlara itaat etmeyeceksin diyor. İtaatten bahsettiğine göre, şimdi Kur'an, bakın Kur'an'ın semantiği, Kur'an'daki münasebet karineleri. Kur'an hermenetik bir dünyadır. Yani Kur'an'ın dünyası hermenetik. Yani metin yorumlamasından vücut bulan bir dünyadır. Düşünen insanın dünyasıdır. Düşünmeden yorumlayamaz. Düşünmeyen insana Kur'an hiçbir şey vermez. Yüzlerce yerde söylüyor. Allah ayetlerini, aklını işleten, düşünen, kullandığı tabirler taakkul, tefehhüm, tevessüm, tezekkür, hepsi düşünmek, tedebbür, okuyarak, okuduğu üzerinde düşünerek faaliyet gösteren benliğin eylemidir bunlar. Onu ifade ediyor. Şimdi böyle bir dünya. Onun için şimdi Kur'an'ın içine girince anlarsınız bunları. Tekrar tekrar okudunuz mu o sizi açar. Mevlana diyor ki nazlı bir geline benzer diyor. Fihi teşbihi var. Öyle diyor hemen ıslık çaldın diye pazar yerinde diyor her tarafını açıp göstermez sana. Ağır ağır diyor. Senin sadakatinden, samimiyetinden, sevginden, saygından açacak. Önce diyor bir burnunu, bir yerini, yüzünü açar. Sonra diyor hafif biraz saçını, başını, sonra göğsünü. Tamam. Böyle bir teşbih yapıyor. Şimdi itaat tabirini kullandı. Dedi ki gerçeği yalanlayanlarla mutlak. Ne türden olursa olsun. Gerçeği yalanlayanlara itaat etmedi. Demek ki itaat kelimesini kullandığına göre bu itaat edilmeyecek gerçeği yalanlayanlar sizin yukarılarınızda bir yer. Bunlar yönetenler, yönetenler. Kur'an-ı Kerim kendi üslup ihtişamı, güzelliği içinde sizi yönetenlerin şu yamukluklardan azade olmasını, bu yamukluklarla malul olmamalarına dikkat edin diyor. Eğer bu yamukluklar onlarda varsa onlara itaat etmeyin. Hukuk devletinde ana kurallardan biridir. Kanuna aykırı emirler icra edilmez. Yarın hukuk devleti şimdi komaya sokuldu Türkiye'de. Katledildi demiyorum, Allah korusun. Katledilirse geri dönmez. Komada. Ama döner. Komadan da döner. Döndüğünde o berkinleri katledenlerin polisinden, emniyet amirinden, valisinden bilmem kime kadar, ta başbakana kadar hesap verecek. Aksini düşünen dünyaya yazıklar olsun. İnsanlığa yazıklar olsun. Aksini düşünen millete, halka yazıklar olsun. O iradelere alet olan yargıçlar da, onlar yargıç falan değil. İlker Başbuğ tarihe müthiş bir not düşmüştür orada. O vicdansızlar da hesabını verecekler. Sen yargıç yaftası taşıdın, cübbesini giydin diye ridi olduğun putların keyfine hukuku uydurmanın faturasını ödemeyecek değilsin, ödeyeceksin. Haftaya Sabahattin Önkibar'ın kitabını tanıtırken yine konuşacağım. Sen hukukun adamı mısın, takkeli firavunların adamı mısın? Hukuk bunu soracak sana. Hukuk soracak. Hukuka yapılan kötülüğü en iyi hukuk sorar. Ve o zaman güzel olur. Siz nasıl hakimsiniz ya? Sizin vicdandan nasibiniz yok mu? Hukuku geçtim. Siz idama mahkum ettiğiniz adam bugün çıkmış 26 ayımı çaldılar diyor. Evet çaldılar. 6 saatini bile bütün insanlık vicdanı bunu itiraf ediyor. Allah çektiği çilelerin karşılığında inşallah bu millet onu cumhurbaşkanı seçer, tam zamanında getirir, o makama oturtur, layıktır. Böylece bu millet kendi kahramanlarına yapılan kötülüklere nasıl mukabele edeceğini de tarihin önüne koymuş olur. Hani şey diyor ya Yılmaz Özdil, büyük vicdan o da. Benim Cumhurbaşkanı adayım İlker Başbuğ, benim de adayım İlker Başbuğ. Tarihin ve Tanrı'nın huzurunda hakikaten Cenab-ı Hakk'ın gönlünü, tarihin gönlünü yapmada en önemli davranışı olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi itaat etme diyor Zuhruf Suresi'nde. Yönetenlerin hukuk dışılıklarına, kötülüklerine rağmen onlara itaat edenler firavun yaratır diyor Kur'an. Ve Allah da bu firavunları yaratanlardan intikam alır diyor. Aynen intikam kelimesini kullanmış. Lemmâ âsefûnâ intakamnâ min. O firavunlara itaat ederek onları diyor palazlandırıp insanlığın başına bela edenler bizi öyle öfkelendirdiler ki onlardan intikam aldık. Ya bu kitap daha nasıl söylesin? Nasıl söylesin ey idrak, akıl ve vicdan sahipleri? Şimdi burada Zuhruf Suresi 54-56. o devrim ayetlerin, ben o ayetleri Kur'an'ın yarattığı devrimler kitabımda bilmem kaç sayfalık bir fasıl yapmışım. 2 tane ayet ama Kur'an'ın yarattığı devrimlerden birini o ayetler getiriyor. Nedir o? O devrim şu soruya verilen cevaptır. Kur'an'ın yarattığı devrimler kitabında bilmiyorum ama saymadım da hayret verici bir şey. 30'a 40'a yakın Kur'an'ın getirdiği, insanlığın yalnız Kur'an sayesinde tanıdığı devrimler var. Onları ben verdim. Şimdi işte birileri oralardan aşırıyor. Yok devrim ayetleri falan filan bilmem ne. Neyse helal hoş olsun. Yapsınlar da hiç önemli değil. Hepsi benim teknemin hamurudur. Hepsi. Amerikalı o kitabı da getiririz bir gün yazmış. Diyor ki Türk ilahiyatında, İslam ilahiyatında bugünden sonra dinlenir, takdir edilir. Kim ne söylerse onun ilk imzası Yaşar Nuri'ye aittir. Bu adamın dilini ve mesajını ve fikrini kullanmadan hiç kimse artık Türkiye'de İslam ilahiyatı adına takdir edilir bir şey söyleyemez. Mutlaka ona gidecek. İtiraf etsin etmesin. Söyleyene değil, söyletene bak. Ya Amerikalı. Ya ben onunla bir yerde oturup yemek falan yemedim. Ama Allah bunları söyletiyor. Türkiye'de birileri kıvırıyor. Nasıl ki Avrupa üniversitelerinde 10 tane doktora tezi saydık işte biri önümüzde yayınlanmış kitap olarak. Yapıldığı halde Türkiye'de 1 tane doktora tezi yok benimle ilgili. 2 tane master tezi var. Onların da biri İngilizce, Boğaziçi'nde yapılmış. Onu da Türkçe sayma. Türkiye'den sayma. O da Boğaziçi'nde. Bu Avrupa üniversitelerinin, bu 10 tane üniversitenin hepsi aptal mı bunu? Aptal mı? Şunu yayınlayıp üzerine 48 euro fiyat koyan ve bunu satacağını düşünerek bunu yayınlayan adam aptal mı? Yoksa Türkiye'de mi? İşte. İşte. Cevap burada. Demin üzerinde konuştuğumuz tapeler. Cevap burada. Şimdi Allah'ın bir kanunu var. Allah hayat pınarları diyor. Bu tabir Kur'an'da var. Bir kuyu diyor tabii. Çünkü Kur'an'ın vahyedildiği coğrafyada pınar tabirini kimse bilmez. Pınar yok. Kuyu var. Pınar diye ben onu veriyorum. Bu aydınlanmayı getiren, ilerlemeyi getiren bu pınarlara samimiyetle layık oldukları saygıyı, itibarı göstermeyen toplumlara Allah diyor öfkelenir ve onların önünü açmaz. Onları mutlu etmez. Onların mutluluk damarlarını tıkar. Bakın İmam-ı Azam'a, İmam-ı Azam 1000 küsür senedir en azından Sünni Müslüman dünyanın ki Müslüman dünyanın %90'ına yakınıdır, önderidir. Ehl-i Sünnet denen o büyük ekolün, mezhebin önderi değil mi? Burada bir tereddüt var mı? Yok. Niçin İmam-ı Azam'ın fikriyatından hayır görmüyor Müslüman dünya? Çünkü İmam-ı Azam'a karşı samimi değil. Onu katletti. Ona 25 sene zindanlarda, kırbaç altında zulmetti. Sonra katletti. Sonra da istismar ediyor 1000 senedir. Allah bunu yer mi? Öyle mi diyor? Siz bana nasıl bakıyorsanız ben de size öyle bakıyorum. Şaşı Allah'a nasıl bakarsa Allah da şaşıya öyle bakar diye Anadolu'da, bizim Karadeniz'de böyle bir deyiş var. İşte İslam dünyası Allah'a nasıl bakıyorsa Allah da İslam dünyasına öyle bakıyor. Şunların din avukatlığı yaptıkları bir dünyada Allah'tan lanetten başka ne bekleyebilir? Bakar mısınız dinin avukatlığını yapan adamlara? Makara bakara. Bakar mısınız? Bunun böyle adisini gördünüz mü? Bunu yapan bir dünya. Bunu bir ateist yapmadı. Yapsalar Kur'an onu mesele yapmaz. Der ki adam zaten bana inanmıyor. Kur'an'ın dininin avukatlığını yapan adamlar bunu yapıyor. Kur'an'ın en büyük suresi, en uzun suresi, 286 ayet, 300 makara diyor. Hey akıl sahipleri, fe'tebiru. Ne diyor? Gerçeği yalanlayanlara itaat etme. İtaat edersen Firavun üretirsin. Firavun üretirsen ben de sana intikam alınacak zalim gözüyle bakarım. Kur'an diyor. Bak özgün ayetleri okuyorum. Biliyorum benim meslektaşlarımın da çok saygıdeğer meslektaşlarımın da onlarcası dinliyorlar bu işleri bilen insanlar sıfatıyla. Dönüşler geliyor bana. O ayetleri boşuna okumuyorum. Ben burada yani benim sokaktaki okuyucum Arapça ne bilecek? Kur'an ayeti olduğu için okuyorum. Bir de dinleyen meslektaşlarıma da canlı referanslar veriyorum. Nasıl mutlu oluyorlar? Nasıl tebrik ediyorlar? Nasıl teşekkür ediyorlar? Çoğu benim gibi hafız falan değil, Kur'an'ı ezbere bilmiyor. Ayet numarası vereceksin, gidip arayıp bulacak veya şeylerden, indekslerden bulacak falan. Ben okuyorum tak, aa diyor bak, evet. Oku bakalım kimlere itaat etmeyecekmişiz? Tepemize alaycı gammaz, kovuculuk için dolaşıp duran, hayrı engelli. Alaycı, bakar mısın? İnsanlarla alay. Geliyor ağzım, öyle miyim yani? Evet. Gammaz. Onu ona gammaz. Evet. Hayrı engelleyen. Maun Suresinde zaten lanetin esası budur. Kamu haklarının, mallarının ait oldukları yere gitmesini engelleyenler diyor. Yemne'ûnel maun. Yiyenler demiyor. Yiyen zaten batmıştır. Yemese de ben yemedim. Sen yemedin de yiyenlere hamilik yaptın, avukatlık yaptın değil mi? Hakikaten günküler gibi her zaman hepsi hırsız olmuyor. Birileri çalıyor, gördük. Öbürü de verdimse ben verdim diyor falan diyor. Yememiş. Zaten ne yiyecek? Çoluğu yok, çocuğu böyle bir ihtiyacı yok. Ama yiyenlere engel olma. Kur'an diyor ki ha yemişsin, ha yiyenleri engellememişsin. Sen de melunsun. Bugünküler katmerli melundur. Çünkü hem yiyorlar hem yiyenlere destek veriyorlar. Yani melun çok gördük de katmerlisini, çifte kavrulmuşunu şimdi görüyoruz. Böyle bir badire yaşıyor Türkiye. Evet. Sınır tanımaz, saldırgan. Sınır tanımaz, saldırgan. Tariflere bakar mısın? Şunlara bakar mısınız? Bir fotoğraf çekmiyor. Evet. Günaha batmış. Of! Hem nasıl batmış? Maun günahlarının gayyasına batmış. Utame'ye, Sakara, cehennemin dibine. Maun suçlusu oldun mu cehennemin en alt tabakasına inersin. Kur'an'ın tabiriyle innel münafıkîne fidderkil esfel. İşte Maun'un koyduğu yasakları ihlal edenler cehennemin en alt tabakalarına iner. İnnel münafıkîne fidderkil esfeli minennâr. Bu toplumda münafık diye kimi tanıttılar biliyor musun? Namussuz söylemlerden biridir. Allahsız ve imansız söylemlerden biridir. Bırak ya onu. Müslümanmış, münafığın teki, namaz kılmaz, hacca da gitmemiş. Münafık, İslam'ın nimetlerinden yararlanıp getirdiği yükümlülükleri bir bahaneyle dışlayan demektir. Ve Kur'an bunu verirken, örneklendirirken de parayı pulu gündemi yapmıştır. Namazı mamazı değil. Senin namaz kılsan ne kıl, kime ne, bana ne senin namazından. Sana ne benim namazımdan. Ben namaz kılınca senin karnın doyar mı? Sen cennete gider misin? Sen kılınca benim karnım doyar mı? Ama maun suçu işlediğin zaman benim aç kalmama sebep oluyorsun. İşte Kur'an'ın altını çizdiği. Kur'an diyor ki yemeğe oturduğu zaman besmele çekmesi bir adamın sizi aldatmaz. Yediğinin helal olup olmadığını. Benim bir yazım var önümüzdeki günlerde yayınlayacağım onu. Domuz etini besmele çekerek yiyenler. Bugünküler öyle işte. Şimdi halkı Allah ile kandırmışlar. Diyor ki Sofraya oturur oturmaz Besmele'yi çekti. Görüyorsun o tapelerde çıkıyor. 30 milyon euroların zulalandığı, çalındığı konuşulurken Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. O ne demektir? Ananızı belleyeceğim demektir. Akıl almaz üç kağıtlarıyla ensenize çökeceğim demektir o. Esselamu Aleyküm. Hele arkasından bir de namaz. 4 kelimenin biri inşallah, maşallah, onlar da araya sos olarak sokuluyor. Bunlar ne kadar sıklaşıyorsa iblislik, alçaklık, üç kağıtçılık, yalan ve talan o kadar yoğun geliyor demektir. Esselamu Aleyküm. Ne kadar para kaldı orada? Bir miktar. Ne kadar? Bir miktar. Ne kadar? Miktara bakar mısınız? Yani taf saf edilmiş, dağıtılmış, zulalanmış, gideceği yere gitmiş. Böyle kırıntıları kalmış. Ne kadar kırıntılar? 30 milyon euro. Yani 100 trilyon kırıntılar. Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Abdestin var mı? Namaz yaklaştı. Sen namazı kıldın mı? Ben kıldım. Sen kıldın mı? Öğleyi kıldık. İkindiyi nerede kılacağız? Bir biçimde namaz. Esselamu Aleyküm namaz. Tamam mı? İnşallah maşallah. Yemin ederim. Bak abdestliyim yemin ederim. Kitapsız imansız senin abdestinden bana ne? Senin ben nereni kontrol edeceğim de abdestli? Abdestli olsan ne olmasan ne? Ciğerlerinde domuz kanı dolaşıyor. İslam fıkhına ve İslam tasavvufuna göre özellikle haram yiyenler domuz eti yemiş durumda ve hükmen domuzdurlar. Senin kanın domuz kanı. Sen Esselam'ı desen ne, Besmele çeksen ne, namaz kılsan ne? Şu Maun Suresi'nde bu hükmî domuz meselesini, ah Maun Suresi, ah. Ah Maun Suresi. Seni yazmayı bana lütfeden Allah'a nihayetsiz şükürler olsun. Evet. Kaba obur. Bak. Kaba obur. Tabii. Doymaz. Rahmetli Ecevit'e sormuşlardı, hiç unutmuyorum. En çok sevdiğiniz yemek. Kuru fasulye ve bulgur. Enteresan, benim de en çok sevdiğim yemek oldu. Ve hemen her gün de evimde pişiririm, kuru. Yazın bile. Ama yiyemiyorum diyor, mideme çok dokunduğu için çok az diyor kuş. O çizgilerde siyaset yapan bir tane dinci ağaya soruyorlar. Aynı soruyu. Hiç unutmuyorum bunu yıllar önce. Sayıyor, en son diyor ki ben Tosya pirincinden kaz ciğeriyle yapılmış pilavı çok severim. Vaaay! Esselamu Aleyküm. Desin var mı? Namaz vakti yaklaşıyor. Tamam mı? Ahmet Necdet Sezer kendisine normal bütçeden tahsis edilen Cumhurbaşkanlığı tahsisatının yıl sonunda 1/3'den fazlasını geri iade etti devlet. Arkadan tırnak içinde. Bunu ben bir sataşma için filan söylemiyorum ama bu mukayeseyi tarihin önünde yapmamız lazım. Dindar, yine tırnak içinde, Cumhurbaşkanı geldi, şimdiki Cumhurbaşkanı. Devletin verdiği parayı 5 ayda bitirdi. Bilmem ne kadar daha üstüne ilave. O mukayeseler yayınlanmıştı. Aklınız, hafsalanız durur. Demek ki dindarlık böyle bir şey yok. Parantez içinde. Tamam mı? Sonra da o gezi eylemlerindeki pırıl pırıl, o vicdan kadar temiz, ana sütü kadar ak berrak çocuklara çamur atıyorlar. O çamurları alın da vicdanlarınıza sürün. Zaten orada da yer kalmamış çamur sürülecek. Zaten simsiyah olmuş. Siz o gezi eylemlerindeki çocukların kesip attığı tırnak olmazsınız. Evet. Bütün bunlardan sonra da soyu bozuk. Of! Ya Rabbim, bu nasıl bir iştir ya? Bu çıldıracağım ya, bu nasıl bir iştir ya? Ya bunu ben tercüme ettim, verdim, 3 yaşından beri okuyorum. Sanki yeni iniyor bu ayetler ya. Bir daha oku şunu. Bütün bunlardan sonra da soyu bozuk. Utullin ba'de zâlike zenim. Zenim tabirini kullanmış. Cibilliyeti bozuk. Kötülükle damgalı. Neydi belirsiz. Kanı virüslü. Türkçe'de bu tabirleri kullanırız. Zenim kullandığı tabir bu. Aman. Ya rahmetli babam derdi ki oğlum Allah'la başa çıkılmaz. Ben senelerce dinledim bunu. Böyle espri perdesinden, naz perdesinden sufi, derviş, meşrep bir ilim adamıydı. Şimdi anlıyorum. Ben de diyorum ki Kur'an'la başa çıkılmaz. Eskilerin kullandığı bir tabir vardır. Hücceti kâtı'a. yani dediğini hiç kimsenin cerh edemeyeceği, yalanlayamayacağı, bozamayacağı kanıt. Kur'an hücceti katadır. Amin. Evet. Kötülükle damgalı. Devam ediyor hala, devam ediyor hala. Kötülükle damgalı. Evet, evet. Karıştır, kaç dosyası var kim bilir her birinin. Bunlar dünyanın her yerinde böyledir bunlar. Ya şuraya bakar mısınız? Oku. Hocam buna çok hayretle okudum ben de. Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? Oy. Allah'ım tokat değil, tekme, tekme. Hey ahali. Ya bu Kur'an beni çıldırtacak. Hüseyin Atay Hoca diyor, beni Kur'an çıldırtacak diyor. İkbal de böyle bir tabir kullanmıştır da sonra da diyor ki, çıldır diyor, sana Kur'an yeni bir akıl versin. Ben birkaç defa çıldırdım, her seferinde Kur'an bana yeni bir akıl verdi. Ama belli ki ben birkaç daha çıldıracağım. Az geliyor bana. Çıldıracağım kardeşim. Ne dedi, ne dedi? Bir daha oku. Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? En kâne zâ mâlin ve benîn. Hani bazıları der ya işte, kimde ne yoksa oradan ona saldırır. Çocuğu yoksa çocuksuzluğundan. Cevaba bak. Ben diyorum bunlara, Kur'an'dan koordinat alın. Bakar mısınız? Bakar mısın? İleride Tahrim suresinde de diyecek ki Kur'an, Ku enfuseküm ve ehliküm nâran. Ey insanlar, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu ateşe düşmekten koruyun. Çoluk çocuğun oldu da ne oldu? Yalana ve talana onları alet edip zehirledin. Ve Kur'an bize diyor ki yarın bunlar babalarının ve efendilerinin yakalarına yapışacak. Siz bizi mahvettiniz diye. Devam ediyor. Onlar da diyecek ki hayır siz bizi mahvettiniz. Siz bize itaat etmeseydiniz biz kendimize gelirdik. Bakar mısın? Kendine kitap diyor. Allah'ın lütfu bizi kitapla barıştırmak, tanıştırmak, kucaklaştırmak için söylüyor. Bu kitap falan değil. Bu yani tövbe ya Rabbi Allah niyetime bağışlasın beni. Ya Allah'ın kendisi ya. Söz onunsa işte konuşuyor. Konuşuyor. En kâne zâ mâlin ve benîn. Devam edecek şimdi. İzâ tutla aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn. Ona Tanrı'nın ayetleri okunduğunda bunlar daha bire duyduğumuz masallar bunlar. Ayetleri de biliyorsun 3 kitapta olur. İnsan kitabı, evren kitabı, Kur'an kitabı. Bak ne diyor burada? İşte Bakara Makara diyor değil mi? Evet. İşte. Masal diye niteliyor. Tabii daha kötü. Şimdi şu 10. ayetten itibaren yorum getir. Bir daha şöyle bir toplu halde bir oku. Lütfen alın ve bizi takip edin. Kur'an-ı Kerim'in 2. suresidir vahyet. Bakın hala bir teolojik mesele yoktur. Hala bir teolojik tartışmaya, bir teolojik müzakereye girmemiştir. İnsan hukuku, haklar, onların ihlali, insanlığa musallat olmuş canavar ruhlu despotlar ve onlara karşı takınılması gereken tavır. Bunları veriyor. Hani din kitabıydı. Oku 10. ayetten itibaren tekrar bir daha. Şunların hiçbirine eğilme, uyma. Çok yemin eden, bayağı alçak. Çok yemin eden. Allah. Evet. Alaycı gammaz, kovuculuk için dolaşıp duran, hayrı engelleyen, sınır tanımaz saldırgan, günaha batmış, kaba obur. Bütün ya kaba bunlardan... obur böyle yapma. Bu doğru oku bunlar. Vurgularını doğru oku. Bir daha oku 10. ayette. Şunların hiçbirine eğilme, uyma. Çok yemin eden, bayağı alçak. Bayağı. Alçak, evet. Alaycı, gammaz, kovuculuk için dolaşıp duran, hayrı engelleyen, sınır tanımaz, saldırgan, günaha batmış, kaba obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı, mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? Şimdi değerlendirme yapıyor. Mal ve oğullara sahip olmuş da, işte dünyanın orasında burasında şu kadar parası olsa... 20 tane de çocuğu olsa ne işe yarar? Ayrı bir değerlendirme yapıyor şimdi. Sen bağlıyorsun birbirine sanki aynı cümle. Evet. Virgül olunca bütün okudum hocam. Sen virgülü bırak ayet onlar. Bak numara var başlarında. Evet. Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der. Daha öncekilerin masalları. Daha öncekilerin masalları. Bakara Makara. Burada. Evet. Evet. Bakara Makara. Allah yuvarlasın sizi Sakara. Sakar biliyorsun, Kur'an'da geçiyor, cehennemin adlarından biri. Ben de böyle bir, benim ya şu kitabına ben ömrümü verdiğim bir kitap, imanımın kitabı, dünyamın, ahiretimin kitabı, o ayrı, bir de ömrümü verdim. Sen ona makara dersen, ben de diyorum ki oradan alarak, bakara makara, Allah sizi gömsün sakara. Bunu haber yapan arkadaşlara veriyorum bunu, bakın şiirsel. Bakara makara, kim ki der bakara makara, Allah gömsün onu sakara. Sakar, Müfessir suresinde geçiyor, cehennemin adlarından biri. Kim ki der Kur'an'a makara, Allah gömsün onu sakara. Tamam mı? Evet. 16. ayetteyiz. Oku. Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız. Aa, hortum. O yani nefes almak, o da hayat bulduğu damar demek. Senesimuhu alel hortum. Ya tabire bakar mısınız? Yani tabire, Arapçada seçtiği tabirlere bakar mısınız? Ben Arapçayı ana dilimden önce öğrendim. Yani alfabesini, yazmasını, okumasını. Hani o dili, hele klasik Arapça üniversitede hocalığını da yaptım. Bilen insanlardan biriyim. Şimdi şuna bakar mısın? Hortumu üzerine diyor, mühür bastık, nefes alıp veremez hale getireceğiz onu. Yakın gelecek şeyi kullanmış, edatı. Sin. Bir sevfe var, o biraz daha uzak geleceği için kullanılır. Sin kullanırsa, nesimuhu, basacağız damgayı, senesimuhu, yakında. Yakında diyor, ona hayat veren o hortumunu mühürleyip damgalayacağız, nefes alamaz hale gelecek. Kim? Şu musallat, güç, kişi, zihniyet, kadro, her neyse. Ama diyor ki diye, siz de bunlara itaat etmeyin. Etmeyin. Ve Allah diyecek ki ileride bir yerde, Saf suresinde, Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Bak, siz itaat etmeyin diyor, o sizin bana yardımınızdır diyor Cenab-ı Hak. Ben de size yardım edeceğim, onun hortumunu mühürleyeceğim. Hortumunu mühürledi mi bittin. 2,5 metre de olsan bittin, 150 kilo da olsan bittin, 100 milyar servetin de olsa bittin, bittin. Bir sinekle senin gibilere takla attıran Nemrut'u bir sinekle yok etti. Burnuna bir sineği musallat etti, bitirdi Nemrut'u. Kafasını duvarlara vura vura geberdi gitti. Allah oynadı mı böyle oynar. Öyle diyor. Allah'a tuzak kurmaya kalkmayın diyor. O da buna mukabele ederse diyor yanarsın. 1, 2, Rabbini vurmaya niyet ettirmeyin. Vurursa çok ağır vurur diyor. Burnunu sürteceğiz. Kaçıncı ayette kaldık? 16. Ama burnunu sürteceğiz de okuyalım isterseniz. Onu da. Peki. Burnunu sürteceğiz diyor. 16. Senesim. Evet, 16. Senesimuhu alel hurtum. Ha, burnunu sürteceğiz. Evet. O kadar. Bu kadar. Şimdi 17. Biz onları o bahçe sahipleri orada dursun. Bak orada şimdi ne yapacak? Orada göreceksin ne yapacak. Bakıp göreceğiz. Sosyal devleti, sosyal adalet dedikleri şeyi, biraz çakma bir tabir, ve sosyal demokrasiyi insanlık tarihinde ilk getiren metin kimmiş, neymiş göreceğiz onları. Haftaya. Peki. Programımızı burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar.